Kaşa merhaba. Pazar gününe geldik. Ayın 12'si 12 Haziran 2022'deyiz. Adana'da 8 koşulu bir program var bugün. Pazar günü itibariyle ilk iki koşu, boş koşu yani birinci dörtlü ganyan. Bir adet altılı ganyan var. Ondan evvel Cuma günkü İstanbul yarışları ile ilgili birinci altılıda 5'te kaldık. Premium üyelerimize vermiş olduğumuz şablon bu. Ve ikinci altılıyı tutturduk. Yani zaten o belliydi bunlar. Mislilik bile olurmuş tabii. Evet, iki tane bankomuz oturdu. Genelde iki tane banko vermeye çalışıyoruz her bir altılı için zaten arkadaşlar. Yani keseye göre olsun diye de çok vermedi. Ama gördüğünüz gibi tabii açık yapmış olduğumuz koşullarda genelde manipüle oluyor bazı teklerimiz ama burada öyle bir ihtimal yok. Evet, Adana'da bugün ne var ona bakalım şimdi. Adana'da birinci dörtlü Ganyan saat 13'te başlıyor şartlı 5. Dörtlükleri Araplar. Burada 12 tane safkan start oluyor. Zor bir koşuyla başlıyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani böyle morallerimiz bozulabilir de veya misli olan kuponlarda tabii ki risk edilebilecek atlar da var. 4 numara Moana, Mert Ali Solmaz'ı bizim burada. Sürprize yönelik başlangıç yapmak istiyoruz. Biraz cesaretli olarak. İlk atımız 1 numaralı Yiğit Batuhan, Serkan Yıldız'la. Bu safkan normal şartlarda bu grubun üstünde kalıyor. 3 numaralı Gardal Gülü, Mehmet Saat Çelik. 5 numaralı Yamaç Bey, Ercan Çankaya. Ve 8 numaralı Pilates, Emrah Sincanlı arkadaşlar. Evet, tabii burada şöyle bir durum var. Burada Supernatural aslında sevdiğimiz bir safkan ama şu an yeri ve zamanı değil. Onu takibi alıyoruz Supernatural'i de. Onu da söyleyeyim size. Burasını 4, 1, 3, 5, 8 olarak geçiyoruz ama bize göre 4 ve 1 biraz böyle bir tık daha önde. Moana'yı çok tutuyoruz biz bu koşuda. Çok iyi koşacağını düşünüyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi Supernatural gibi safkanlar, bunları da dileyenler, eğer çok sürprize düşünenler var, düşünebilir. İkinci koşu şartlı 4, 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada Yedili Plase'nin de ilk ayağı, ikinci ayak aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan'ın ikinci ayağı oluyor. 3 numaralı Mir Aslanı ve 4 numaralı Mir Kartalı burada bu dörtlünün ve Yedili Plase'nin bankosu arkadaşlar. Biz banko olarak geçmek istiyoruz. Bu Halef katıların safkanı da var. Onlar kendileri biniyorlar. Zaten atın ismi de Katıoğlu. Burada bu dördüncü bininciliğini alacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Ona göre tabii top sizde. Evet, şimdi altılı gayan başlıyor. Üçüncü koşuyla beraber artık altılı gayana merhaba diyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü koşuyla beraber burada Handikap 15, dişi 3 yaşlı İngilizler 1300 metre. 1 numaralı Broadback'ten çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Yunus Çelik başla. Bu safkanı bizim şu şekilde söyleyelim. Zaten 2 tane bankomuz var. Bir tane de alternatif bankomuz var. Aslında 2 tane alternatif bankomuz var da öyle söyleyelim. Güvendiğimiz bir daha var. Normalde kazanması lazım arkadaşlar. Zaten küçük bir şablon yapacağız bugün. Ama bunu indirdiğiniz takdirde bugün Adana'da zaten böyle çok büyük bir sürprizlerin olacağını düşünmüyoruz ama belli de olmuyor. 3 numaralı Bangır Bangır rakibi Vedat Demir'le. Bu yani normal şartlarda 1 ve 3 aslında yeterli ama 2 numaralı Power of Woman Ercan Çankaya'yla ve 4 numaralı Messi Naz'da Mehmet Saatçelik'le ters bir koşu çıkartabilir bunlar da. Özellikle 2 numara Ercan Çankaya'yla arkadaşlar dikkat diyorum ben bu safkana. Yani burada ilk ayaklarda biliyorsunuz sürprizlerin geldiğini. Bu atı çok iyi tanıyor Ercan Çankaya. Adana'da da daha evvelden Handikap 14'te bir birinciliği var. Devamlı onu bindirdiler. Şimdi çim pisti çok iyi değil. Görüntü itibariyle iyi durmuyor yani. Çim pisti bu şekilde. Arkadaşlar burada size yalnız bir tane sürpriz at önereceğiz. Bu mutlaka bunu eğer yani sürpriz düşünenler bu üçüncü koşu çünkü ilk ayak. Burada böyle çok broadback falan çok ortada. Yalnız burada Zoraki Maiden'dan daha yeni çıkmış bir tane 6 numaramız var. Let Crops Laugh diye. Evet. Zoraki bu çıktı. 50,5 kiloyla koşuyor. 1300 metre çok da önemli olmasa da.
Enteresan bir çalışmaları var bu Safkan'ın. Bu Safkan arkadaşlar galop yapmış. 24 Mayıs'ta mesela 23,8 rahat yapmış. Ankara'da hepsini 22 Haziran'da 26 nokta çok rahat yapmış. Daha sonra yine rahat 23,5 yapmış. Yani bu böyle bunları böyle yapıyorsa, yarışa bunu yansıtırsa bu Safkan'ın geliri var. Yani o yüzden bir numara alternatif banko dedik ama 3 arkasından dedik. 2, 4 ve sürpriz olarak da 6 diyoruz. Çok dikkat. Dördüncü koşu şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada 2 numaralı Bold Lion Suruç daha evvelden vermiştik bu safkanı. Bugün de veriyoruz. İlk atımız bizim. 6 numaralı Tai Lung Serkan Yıldız'la şöyle söyleyeyim şu Tai Lung yani Çin pistte şöyle güzel bir Adana'da bir ikincilik yaptı. Ondan sonra bu 2000 metrede. Yine 2000 metreye çıkıyor. Bugün çok iyi koşan düşünüyoruz bu safkanın, Tai Lung'un. 4,24,7 ve 37,2 çalışmaları var rahat. Evet, ikinci atımız Tai Lung. 2 numara Bold Lion sürücü ilk atımız. 6 numara Tai Lung ikinci atımız. 7 numara Toretto Emrah Sincan'la. Ve 1 numara Varlı Bey Muhammed Özdemir'le kesinlikle ihmal edilmeden kuponlarda olması gereken safkanlar bunlar. Evet, 5. koşu şartlı 5. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 10 tane burada safkan var. 5. koşu. Arkadaşlar günün ilk teki burada geliyor. 3 numaralı Serveyron, Emrah Sincan'la Banko. Evet, bu safkanı biz Serveyron'u zaten sevdiğimiz bir safkan. Son düzlük spinleri de güzel. Gökhan Kocakaya ile Ankara'da bir handikap 17'de ikincilik yaptı. Ama Adana'da zaten şartlı 4'te birinciliği var. Şartlı 5'te ikinciliği var. Yani şartlılarda Emrah Sincan gene aldı sazı eline burada. Kazanacaktır. Bu safkanın sprintine karşılık vermeleri çok zor diğerlerinin. Bizim görüşümüz o. Pastör burada tabii devreye girmek isteyecektir. Bir şekilde. Yani bu iki safkan hani ikili gibi düşünün Pastör'le beraber. Karabayırlı buna katılabilir. Stark yine bastıracaktır. Burada tabii Gülmatra ve Bayezid ekürleri de devreye girebilirler bir şekilde. Daha sonra Perihan'a diyoruz. Evet burası 3 numara Serveyron bizim bankomuz ama rakiplerini ve gidişatı da anlatmaya çalıştık. Şimdi 6. koşu Adana'da A3 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre normal kum pistiyiz. 187.500'luk bir koşu bu birinciye verilecek olan. Burada arkadaşlar 7 numaralı Uğurtay ikinci bankomuz. Günün ikinci bankosu 7 numaralı Uğurtay. Önemli değil 99 gün 3 aylık bir arası var. Bu grubun üstünde bu safkan zaten. Üzerine Uğurtay'ın hışman çizgiyi bindirmişler bu sefer. Zaten Adana pistini de tanıyor. Ama Aralık'tan beri koşmadı. Ahmet Çelik binmişti en son. Karataş bayağı ekmek yedi bundan. Gökhan Kocakaya ve Saadettin Boyraz. Böyle çok eski bir safkandı. 2021 yılının safkanı Uğurtay. Evet, burada bizim bugünkü ikinci bankomuz bu arkadaşlar. Tabii biraz daha güveniyoruz buna. Yani diğer Javinger'lar, Mavinger'lar tabii devreye girmek isteyeceklerdir kendilerine göre. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çıkacaklar burada. Burada ilk kez koşan safkanlar da var. Burada ikinci alternatif bankomuz geliyor arkadaşlar. O da 2 numaralı Kolyoz ve 7 numaralı Nazlıcan Gelin burada. Abi tabii şimdi bazen ne oluyor? Arka arka şimdi biz burada Işman Çizik bindi, verdik. Burada rehavet 68 bin yani nerede 187. Ama önemli değil. Burada Işman Çizik bindi 2 numaralı Kolyoz ve 7 numaralı Nazlıcan Gelin alternatif bankomuz. Rakibi 1 numaralı Aslan Kardeşler ve 8 numaralı Prenses Sevgi. Abi burada ilk kez koşacak olan bir tane bu tabii Sır Şimel var. General Quartz yavrusu ve 5 numaralı Bella Tuana var. Dileyenler onları da yazıp burayı kapatabilirler. Nasıl iki tane banko var. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani misli kupon falan yapacaksanız bu kırmızı ekürleri biz bir tık daha önde görüyoruz açıkça söylemek gerekirse. Ama ekürlerden siyah ekür olanlar rakipleri. Son koşuda 8. koşu handikap 14. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan var burada.
Arkadaşlar burada 6 tane atımız var. 4 numaralı Hilal Sultan'dan bugün çok iyi bir koşu bekliyoruz. Mehmet Akyavuz'da. Burada Hilal Sultan artık zamanı geldi. Bu safkanın epeydir koşuyor. Çim pistte Mehmet Akyavuz bayağı bir uğraştı. Adana'da kumda 2000'de birinciliği var. Ankara'ya götürdüler. Şimdi tek Adana'ya getirdiler. Adana Ankara, Adana Ankara yapıyor. Yani şey gibi hani otobüs şirketleri var ya. O yüzden de başarılı olamıyor tabii kolay kolay. Böyle atları gezdirdikçe olamayacaklar zaten hepsi. Bir numaralı Triple Huge Muhammed Özdemirli arkadaşlar. Burada ikinci atımız. Bugün iyi koşacağını inanıyoruz ama üçüncü birinciliğini alır mı artık onu bilemiyorum arkadaşlar. Mehmet Salih, Müslüm Çelik. Şimdi Muhammed Özdemir'e bunu vermişler. Demişler ki biz iki tane aldık abi. Al sen şimdi buna. Bin sana salma muhabbeti. İki numaralı El Profesör İsmail Demir. Esas biz bu atı bugün çok güveniyoruz. Bu profesör El Profesör'den çok güzel bir koşu gelebilir. Sürpriz konumunda hem de. Evet bu da çok gezen bir safkan. Adana, Ankara, İstanbul var mı kalmasın. Evet 8 numaralı Crazy Makü Mert Ali Solmaz'la kesinlikle yazılması lazım arkadaşlar Crazy Makü'nün de. Mert Ali Solmaz tanıyor bu safkanı. 11 numaralı Juno Moneta arkadaşlar Mücahit Bayır biniyor. Halikarnassus yavrusu. Adana Ankara Adana Ankara o da Mücahit Bayır da tanıyor bu safkanı binmiş daha evvelden. Ankara'da 1900'de hem meydandan çıkartmış pardon Mücahit Bayır sadece Ankara'da kazanmış. Uzun zamandır kazanamıyor. Belki bugün kazanır. Ve 5 numaralı Saadet Sultan diyoruz. Furkan Çetin'le tabii ki burada son 3 yarışı Burhan Kılıç'la gayet iyiydi. Antalya'da falan da bir şekilde açtı kendini. Fakat üzülerek söylüyorum ki bu safkan maiden arkadaşlar. Yani burada gelme olasılığı en son attık. 4, 1, 2, 8, 11, 5 diyoruz. Ha, bunu adların dışında aklınıza takılan varsa mutlaka bu ayağı yazın. Hatta bu ayağı kapatın yani varsa böyle bir imkanınız. Hiç uğraşmayın çünkü garip bir at da gelebilir burada. Evet mesela beklemediğimiz bu bir numaralı bile gelebilir. Yani o üçüncü birincini de alabilir neden olmasın. Ama biz burada Hilal Sultan'dan ilk atımız bizim. Bugün çok farklı bir koşu bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz diyoruz arkadaşlar. Ve böylece Adana ile ilgili de yorumlarımızın sonuna geldik. Evet İstanbul'la ilgili premium üyelerimiz yararlanabiliyorlar videodan. Ve Diyarbakır yine açık arkadaşlar. Diyarbakır'da da bir bankomuz, iki adet alternatif bankomuz var. Evet iyi bir pazar günü geçirmenizi dileyerek herkese bol şans. Hoşçakalın.